Şimdi devamlı vakalara gidiyordu bu COVID vakalarına. Artık ekipçe yakalandı. Kimden başladı onu bilmiyorum tam. Ondan sonra test yaptırdık. Arkadaşlar hepsi pozitif çıktı. Benim de yaptırmamı istediler. Ben de gittim yaptım. Benimki de pozitif çıktı. Bana şey verdiler, hap verdiler. İşte günde bir sabah akşam birer tane içeceksiniz. Geldim daha kötü oldum bu sefer. Mesela baş ağrısı, şiddetli bir baş ağrısı başladı bende. Ertesi gün gittim tahlil yaptırdık. Doğru beni yatışa götürdüler. Ondan sonra Gazi kabus Yaşar başladı. Gil'de Gazi yatış Yaşar yaptınız. Gil'de evet yatış yaptırdılar bana. Orada 14 gün kaldım, 13 gün, 14 gün. Ya ilk hafta zaten ses gitti. Ses diye bir şey kalmadı. Akrabalar arıyordu. Sesten dolayı ben konuşamıyordum. Onlara mesaj atıyordum. Konuşamıyorum kusura bakmayın. O şekilde. Ama geceleri bazen gerçekten ölümden döndüm ben. Yani çok kötü geçirdim. Bir kabus gibi oturuyor insan üstünde. Ondan sonra bir haftadan sonra yavaş yavaş hafiflemeye başladı. Son günlerde iyi oldum. Beni taburcu ettiler. Bu sefer ama yine etkisi devam ediyor. Etkisi devam ediyor. Ben 14 günde karantinada kaldım. 14 günden sonra yine baktım kendim iyi değilim. Bir 20 gün daha yıllık izni aldım. O şekilde. Hala izi devam ediyor. Bende öksürüğü vardır. Devam ediyor. Vatandaşlardan tek isteğim kendilerine dikkat etsinler. Kalabalık ortama girmesinler. Maskeleri taksınlar. O da çok kötü bir hastalıktır. Peki hocam. Görüntüyle konuşabiliyorum. Şimdi özledim ben. Torunlarımı nasıl özlemem? Özlemişim ama görüşemiyorum. Yanlarına gidemiyorum. Onlar benim yanıma gelemiyorlar. Ben tek başıma köye gittim bu sefer. Tek evde kaldım. O şekilde yani kimseden temasa şey yapmadım ta 14 günden sonra. Ölümü hissettim. Bazı geceler oluyordu, nefesim gidiyordu. Ben şey takıyordum oksijen. Oksijeni takıyordum. Yoksa duramıyordum. Hatta bazı saatler oluyordu. Ben doktoru çağırıyordum. Ben duramayacağım. Gelin bana yetişin diye. Yani çok kötü. Vatandaşlar bu kendilerine dikkat etsinler. Temizlik hijyenlerine dikkat etsinler. Şimdi görevin başındayım ama Evet, arada bir öksürük geliyor. Hala izi vardır yani bırakmadı. Tedbir alıyorum o anda zaten. Çift maske takıyorum. Eldiven takıyoruz. Kendimize dikkat ediyoruz mümkün olduğu kadar. Merkez Hanım tanışın adı. Anlaşıldığı gibi 8-10'da sokağa için çıkış yapalım diye mahallesi. 629 sokak, 629 sokak. Güvenlik sitesi. Bakanımız 60 yaş kadın, COVID pozitif, genel hastane açtı. Anlaştı merkez çıkış yapılıyor. Ambulansa gelin.